sabahtan işe kaçta gidin mi arkadaş? 8'de işte olman gerek. Doğru. Trafiği de kat içine. Kaça kuracaksın alarmı? Yani hadi 7'ye çeyrek kala. 5'te alarm kurar ya. Kalkacakmış da yok yapsın. 5'te sunuz. 5.30'da sunuz. 6'da sunuz. 6.30'da sunuz. Sunuzdan bir şey olacak ya. Ertele bir de telefonu da tutmaz yani ayağında. Yatak odasının öbür ucuna saklar. Ring ding diye kalkarız sabahtan. Hadi kalk ara bul telefonu da kapat alarmlarını hanımın. Kara ciğerim beyaz da kara oldu yani ha. Yani ben böyle bir adam görmedim be hayatımda. Be Negati sen ne biçim adamsın be. Sabah kalkarım saat 5'te. Yogamı yaparım. Yıkanırım. Giyinirim. Hazırlanırım. Fönümü çekerim. Makyajımı yaparım. Kahvaltımı hazırlarım. Yerim. Seninkini de hazırlarım yetmez. Daha yukarıda hazırlanın be. Hadi Necati kalk. Hadi Necati kalk. 5 dakika daha vermin. Kalkıyorum. 5 dakika. Hadi Necati kalk da gecikiyoruz Necati. Kalk da geç kalacaksın işe. Hadi başardık kalktık. Alarm savaşlarının içerisinde. Tam böyle gözümü açıyorum açacağım. Elinde fön makinesi koşturur evin içinde odanın içinde ya. Ya bir günde fön çekmeyiver ya. Bir günde fönsüz git. Bu gudiler her tarafa atılı bilmem ne. Yani sabah mı kalkın, savaşa mı uyanın. Kalkması ayrı dert, hazırlanması ayrı dert. Ondan sonra kendi bu gudilerle ve fön makinesine işini bitirdiği anda başla söylensin. Yok sen çıkamam bu evden. Yok zaten senin yüzünden her yere geç kalırık. Yok bu kadar saatte hazırlanılır mı? Ben onu yaptım bunu yaptım da sen daha yapmaz. Usandırdın da gözümü açmadım daha ya. Daha gözümü açmış değilim. Hiç umurun değil. Sen sadece bilin yan gelip yatarsın. Gece yat derim sen yok. Gece maç izleyeceksin, yorum izleyeceksin. Arkadaşlarına meyhaneye gideceksin, içeceksin, zıbaracaksın. Sabah da kalkamayacaksın. Nermin de çekecek stresini senin işe gitti mi gitmedi mi? Vaktinde çıktı mı çıkmadı mı? Bir pantolon bir gömlektir be Necati. Bir pantolon bir gömlek. Allah bilmem ne yapmasın seni artık ya. O bana gına geldi kalk demekten sağa. Sanki de çocuktur. Sanki de çocuksun sen. Da ben seni 50 defa uyandırmaya geleceğim. Sen çünkü beni aman belledin. Sana dedim bak deneyim en sinir olduğu şeydir. Bir yere vaktinde gidilecek sakın gidilecek. Zaten hep senin yüzüne gelecek. Ben her